Assalomu alaykum. COVID-19 koronavirus kasalligi hozir shiddat bilan ko'p uchrab viloyatimizdan qayd qilinmoqda. 5-iyulda koronavirus COVID-19 kasalligining simptomli va simptomsiz shakllarini aniqlash bo'yicha Sog'liq saqlash vazirligining 176 buyrug'i chiqarilgan bo'lib, bu buyrug'imizda bemorlarni saralab ya uyda yoki bo'lmasa kasalxonaga yotqizish belgilangan. Endi qanaq qilib bu bemorlarni simptomli, simptomsiz shakllarga ajratiladi. Buni ajratish uchun bu temperaturasi, tana harorati yuqori bo'lib murojaat qilgan bemorlar yoki bo'lmasa boshqa ko'rsatmalar bilan tekshirilgan bemorlar laboratoriyada tekshirilgandan keyin bu COVID-19 aniqlanadi. COVID-19 aniqlangan fuqaroning ism familiyalari bu sog'liqni saqlash boshqarmasi orqali hamdasa viloyat sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi orqali shahar va tuman tibbiyot birlashmalariga yetkaziladi. Shahar va tuman tibbiyot birlashmalarida bu mobil guruhlar tuzilgan bo'lib, mobil guruhlarni tarkibinda infeksionist, UH, epidemiologdan iborat har bir shahar va tumanda 4 ta guruh tuzilgan. Bu endi nima bo'lmasligi uchun sektorlarga bo'lib qilganmiz. Birinchi sektordan guruh bor, ikkinchi sektordan, uchinchi, to'rtinchi sektordan hamma guruhda shu sektorlarda guruhlar bor. Shu sektorlardagi guruhlar borib bemorni maxsus mashinada, maxsus kiyimlarda borib ko'rib, ko'rgandan keyin buni alomatlarini shu bemorda temperaturasi bormi, yo'tal bormi, yoki bo'lmasa titroq bormi, tomog'ida qizarish bormi, shu alomatlarini aniqlaydilar. Undan keyin agar shu alomatlar yo'q bo'ladigan bo'lsa, buni guruh ko'rib chiqib, buni alomatsiz, ya'ni simptomsiz COVID-19 kasalligi deb buni uyinda qoldirib davolashga ruxsat beriladi. Yoki bo'lmasam haligi men aytgan simptomlar bo'ladigan bo'lsa, bu simptomlarni da buni yuqumli kasalliklar shifoxonasi hozir yana 2 ta shifoxonada nima qilib turibmiz, bemorlar davolanib turibdi bemorlar. Shu shifoxonaga yotqizilib, ular maxsus o'zlari lecheniyalarni oladilar. Endi shu yerda agar nima bo'ladigan bo'lsa, bu simptomsiz uyda qolgan bemorlarni qanaq qilib bularga tibbiy xizmat ko'rsatiladi degan savol bo'ladigan bo'lsa, bu tibbiy o'sha borgan vaqtinda simptomsiz shakllarini birato'la borgandan 5 kun lecheniya yoziladi. 5 kun lecheniya yoziladi. O'sha maxsus o'zini nimasi bor, lecheniya qilish tartibi bor, shu tartib bo'yicha bir yozib, keyin uyinda qolgandan keyin buni har kun o'zini telefon orqali ya'ni mobil so'rov bo'lib turadi. Ahvolingiz yaxshimi, shu temperatura bormi yo'qmi, shu alomatlar bo'yicha. Endi bu ko'p uyda qolgan nimalar, uyda qolgan nimalari shu buyrug'imiz bilan eslatma beriladi. Ha, shu eslatmani beriladi. Shu eslatmada birinchidan uydan chiqmasligi kerak. Oqsirganda, yo'talganda burun yoki og'izni yopishi kerak. Qo'lni sovun bilan yuvish va antiseptik vosita bilan zararsizlantirish kerak. Tibbiy niqob taqish va muntazam ravishda har 2 soatda almashtirish kerak bo'ladi. Xonani tez-tez shamollatish va har 2-3 soatdan uydagilar bilan muloqotni cheklash. Ovqatlanishda oldin hojatxonaga borgandan so'ng qo'llarni sovun bilan yuvish va antiseptik vositalar bilan zararsizlantirish. Alohida idish tovoqlardan foydalanish. Agar aytgan alomatlar sezilib qoladigan bo'lsa,
tez zudlik bilen tez tibbi yardım hizmetine çakırıp onu kasalxanaga yatkızıladı. Endi hazırkı günde bemarlarımız köpçiligi uyinde temperaturası tene harareti yöterilip menelis tapşıraman vana barıp tapşırışım gerek nere barıp tapşırışım gerek diyen geplap olturttu. Lekin bunun deyin hazırkı aytkanım deyin her bir şahar ve tumanda şu COVID-19'a eneli tahlil alış için güruh düzülgen. Güruh düzülgen. Siz şu her bir tuman tibbiyat birleşmesinde mobil güruhuna hem tuman sanitar epidemiyolojik hastalık merkezini mobil güruhuna telefon kılıp açsanızla bu özü barıp analizini aladı. Özü barıp aladı. Bu ben temperaturam çıktı ne kılışım bu kayta hem adama köşede yürüp kesel yukturuşu mümkün. Şunun için üyinde özünü izolyatsiya kılıp derhal şu tez tibbi yardıma hem mobil yoruklara açsa özel analiz aladılar. Hazır her bir adam şu şahar ve tuman sanitar epidemiyolojik merkezlerinde münacat. Şimdi oldu bir iki gün aldı nimedi bize diagnoz kesel çıka dedi. Kesel çıkana ki Taşkent'e yuvarı bağla dedik. Tasdiklatmaka keyin tasdiklatganımızdan keyin ondan cevabı gelene ki ona diagnoz koya dedi. Keyin çıkarıştan, bemarını kasalxanadan çıkarıştan referans laboratuvarına verir dedik. Hazır şu nesele özümüzde buldu. Şunun için hazır adamlar bir iki gün analiz tapşıramı sel ne buldu? O ucu bir günden işe çüştü laboratuvarlarımız hemmesi. Hiç kanlı muamma bu mıydı? Bemalal. Lekin aytkanım deyin ben analiz tapşırışım gerek, yine bir nesle değinmez. Bu nele? COVID-19'a analiz tapşırış klinik ve epidemiyolojik körsetme bilen. Uy şeraitinde alametsiz şekilleri bilen serelleş arkalı kaldırılgan bemarla bula hemmesi özünü uyinde izolyasiya kılgan halda 10 gün ailevi poliklinike kışlak ailevi poliklinikesi kışlak uğraşlık pünktlerini tıbbiyat kadınları tamamından nezarete alınadı. Bu hidroksiklorxin 200 mg bir tabletkeden 2 mahal 5 gün. Azitromitsin 500 mg bir tabletkeden 1 mahal 5 gün içedi. Keyin şularni içib bo'lgandan keyin tibbiy kuzatuv jarayonida eğer klinik alomatlar aniqlanmasa bemor kuzatuvdan chiqariladi. Endi bu yerda yana bir qilish kerak. Bemorlarni kuzatuvdan chiqarish 10 günde belgelendi. Evvel 14 gün karantin bol adadı, karantin ala dediler ama lakin hazır 10 günde belgelendi. Çünkü keserlik ne 7 gün içen yukturuş ihtimali var eken. Ondan arayanında yük mü deken. Şimdi bir de klinik alametleri bol adı on keserle inan. Tene harratın köterilişi, titrak, kuruk yutel, hassızlık, nefes yetişmemçiliği ve başkalar. Bosa inşi brigadamız bunu hep gelip yatkızadı. Yetibarınız için rahmet.